sonra tekrardan toparlandık ve devam ediyoruz. Bugün CEO Akademi Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda da psikolog Yeliz Arda ile birlikte olacağız. Otelya Söndürüm'ünü konuşacağız. Şimdilik bağlıyorum kendisini. Merhaba Yeliz'ciğim. Canım merhaba. Tekrar kapatıp açsam mı acaba? Öyle şeylerde düzeliyordu galiba. Şimdi evet, sen yan duruyorsun. Kendi yayından çıktı bir anda. Hem tripod'tan tamam. Telefon nasıl olduğunu anlamadım ama şu anda gayet iyi. Sanırım yayın da iyi, görüntü de iyi, ses de iyi. Sen yan duruyorsun ama... Olsun, sıkıntı değil. Bu şekilde koyunca şey oluyor, sıkıntı oluyor. O yüzden bu şekilde tamam. Koymak zorunda kaldım. Nasılsın, nasıl tamam. Geçiyor? İyiyim canım, seni sormalı. Yeni yerin hayırlı olsun. Yeni yer açtın, klinik açtın. Evet. Hayallerine kavuştun. Aslında ben sana çok sorularım var. Sana sorularım var. Çok teşekkür ederim. Evet evet, sonunda hayallerime kavuştum. Pandemi sürecinin yeni normalleşme süreci sanırım biraz uğurlu geldi. Yeni normalleşme Evet. süreci açmış oldum. Evet. Bakalım, çalışmalarımı ofisimden artık yürüteceğim. Kendi muayenehanemden yürüteceğim. Ruh Evet. sağlığı çok önemli biliyorsun. Burada da yine ihtiyaç olanlar olursa tabii ki de seve seve ofisimde yardımcı olacağım. Sen Evet. nasılsın? Neler yapıyorsun? İyiyim. Ben de işte bazı şeyleri paylaşıyoruz, koşturmaya çalışıyoruz. Bu pandemi süreci tabii herkesi etkiledi, bizi de etkiledi. Ama onun dışında online şekilde devam ediyoruz. Eğitimler olsun, görüşmeler olsun. Şimdi normale dönmeye başladık biraz. Biraz hareketlendik eğitimler, yani kurumsal eğitimlerde verdiğimiz için. Onlar biraz hareketlendi. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İşte bankalarla görüşüyoruz, devlet kurumlarıyla görüşüyoruz. Onlarla çalışmalar yapacağız yakın bir zamanda. Öyle Çok devam ediyoruz. Aynı tabii ki hani bireysel danışmanlık benim için ayrı bir şey. evet. Az da olsa onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü insanı tanımak ve çözmeye çalışmak başka bir deneyim oluyor. Evet, Neslihan geldi. Hoş geldin Neslihan'cığım. Hemen bir merhaba demek istedim. Hoş Biz geldin. buradayız Neslihan. Seninle de yapalım bir gün Neslihan'cığım program. Evet, memnuniyetle. Evet, Kübra'cığım sen deli gibi çalışıyordun. Ben izleyicilerime onu söylemek istiyorum. Kübra inanılmaz çalışkan, inanılmaz disiplinli. Yani benim hiç olamadığım kadar çok başarılı bir öğrenciydi. Gerçekten inanılmaz şeyler yapıyorsun. Birinci sınıftan itibaren herhalde klinikteydin sen. Öyle hatırlıyorum. Evet, çeşitli hastanelerde staj deneyimim oldu lisans birden beri. Evet. Bayağı bir deneyim sahibi oldum lisans sürecinde. Yüksek lisansı da zaten Üsküdar Üniversitesi'nde yapmıştım. Evet. Yine onun da yine MPB'nin hastanesinde klinik stajımı tamamladım. Şu an çok şükür muayenehane açtım. Yani, İzmit Kocaeli. evet, İzmir. Çiğdem'cim sen de hoş geldin. Hoş geldin. Çiğdem de benim kuzenim, matematik öğretmenimiz. Güzel, hoş geldin. Evet. Bireysel yapacağım. Grup terapileri olacak, eğitimler olacak, psikolojik danışmanlık olacak. Hem online hem yüz yüze ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bakalım. Güzel olacak. Beraber ortak bir şeyler de yapabiliriz yani zaten Tabii hani ortak bir araya çalışmalar. gelsek neler yaparız da Aynen. biraz uzatsın. Evet, şey yaparız. Konferanslar birlikte veririz seninle, eğitimler falan güzel olur. Haberleşirim muhakkak. Evet, ben aslında zirve düzenlemek istiyordum. Bugün hatta gelişim ve ya psikolojiyle ilgili bir zirve olabilir. Konuklarımız olabilir, hocalarımızı davet ederiz. Evet, Böyle bir evet. şey düşünüyorum aslında Eylül-Ekim gibi. Onu sonra da konuşuruz. Tabii ki mutlaka haberleşiriz mutlaka. Bugün Evet. senin Otello sendromunu konuşalım istedim. Birlikte karar aldığımız güzel bir konuydu ve çok sıkça sorulan sorular arasındaydı. Aslında kıskançlık patolojisi de diyoruz buna. Mesela Shakespeare'in eserinde de yer aldığı gibi. Evet. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi kıskançlık patolojisi diyoruz. Mesela çiftler çok fazla bu konu üzerinde bizlere başvuruyorlar biliyorsun, çift terapisinde olduğu gibi. Bu çok ayrı bir konu aslında. Kıskançlık patolojisi dediğimiz sarılık kıskançlık yine bu konu içerisinde yer alıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Evet, yani birçok nedeni olabilir. En çok da tabii ki ilişkilerde çok zarar görüyor kişiler. Tabii ebeveynlerde de varsa onu düşündüm, çocuklara da yansıyabilir. Ya bununla ilgili şöyle bir vakam vardı benim. Çok kıskanç ve kontrolü elinde tutmak isteyen bir kadın danışanım vardı. Tabii çocuklarına da aşırı kıskançtı. Yani diğer başka işte annelerle çok vakit geçirmesini istemiyor, işte kısıtlıyor. Çocukları kendi evine davet ediyordu. Ama çocuklarının bir akrabasına bir ziyarete gitmesine, tanıdık bir ziyarette bulunmasına izin vermiyordu. Yani evet, yani bireylerde olabiliyor. Bu tabii aile içerisinde çocuklara da çok yansıyan bir şey. Kadınlarda daha fazla diye düşünüyorum. Erkeklerde mi daha fazla? Hocam ne düşünüyorsunuz? Şöyle kadınlarda fazla aslında ama şu bir yapılan bir en sonki araştırmaya göre erkeklerde daha fazla oldu. En son çalışma erkekler üzerine oldu ve genetik özelliği yok. Genellikle şu tür olaylarda ilişkilendiriliyor. Mesela işte paranoid şizofreni, madde bağımlılığı, Evet. alkolizm bunlar da eşlik edebiliyor ya da kendi kendine bir anda da ortaya çıkabiliyor. Pek çok duruma bağlı aslında. Komorbid tanı dediğimiz Bununla durumlar. aslında çok güzel bir konu. Biz sevgili izleyicilerimiz Kübra'yla biz bir aydır neredeyse bunu yapmaya çalışıyoruz. Benim iptallerim ve ertelemelerimden dolayı bugün yapabiliyoruz. Aslında gündem, yani gündemde çok olay var, vaka var. En son Kübra'cığım şeyi hatırlıyorum. Samsun'da bir olay vardı. Eşinin kız kardeşini ve eşini öldürüyordu araç içerisinde. Tek nedeni işte kız kardeşinin eşinin bir espri yapması ve kendi eşinin buna gülmesiydi. Ve sonrasında işte hesabına bir para gönderiyor, işte kan parası şeklinde. Patolojik bir şekilde gerçekten ruh hastası vardı orada karşımızda. Bunun gibi tabii birçok olaylar var. Yani kadınların uğradığı şiddet var. Genelde şey var, benim anladığım Otello sendromunda hasetlikle ilgili de bir şey var. Bir Öyle de durum var. var. Yani benim değilse kara toprağın gibi bir düşünce var. O yönde Yani var. onun olmuyorsa ve ayrılmak istiyorsa kadın veya erkek bir şekilde onu yok etmeye çalışıyor. Yani hasetlik var. Yani ya benimsin ya değilsin şeklinde. Gerçekten saplantılı bir hastalık. Yani tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Gündemde de çok konu var bununla ilgili gerçekten. Çok var, çok kesinlikle ve aslında bir makaleden yola çıkarak bu Otello ismi konuluyor ve Shakespeare'in eserinde de aynı konu geçiyor. Evet. Yine burada da patolojik bir kıskançlık söz konusu, sürekli delil arama, kendisini aldattığını düşünme, sanrılı sadakat dediğimiz sadakatsizliğinden eşinin şüphelenmesi ve sonunda maalesef ki ölüm ve zarar verme durumları söz konusu. Evet. Yine o eserde de aynı şekilde. Burada da yine morbid sağrılı durum dediğimiz sağ frontal lobun hasar görmesi ya da pek çok nedene bağlı aslında. Duygusal açıdan ya da tepkiler, kişinin duygusal tepkileri burada köreliyor. Farklı durumlar ortaya Kontrol çıkıyor. edemiyor. Evet, dürtü kontrolü burada yine devreye giriyor. Yani iç içe geçmiş pek çok tanı burada aslında söz konusu. Tek bir nedeni yok yani, pek çok neden olabilir. Bazı hastalıkların da tabii altında olabiliyor. Bipolar bozukluk ve işte kişi eğer cinsel işlev azlığı, cinsel isteksizlik yaşıyorsa da partneri tarafından farklı sanrılarla şiddete maruz kalabiliyor. Kesinlikle. Yani bununla narsist kişilik bozukluğu da olabilir kişide. Bunun Evet, alt bunu başlığı da olabilir. Çünkü hani ona ait olsun istiyor ve hakaretlerle, işte şiddetle onu bastırma çalışması, yani çabası gösteriyor. Bu da tabii aşırı şiddet ve sonu bazı durumlarda ölümle bile gördüğümüz üzere sonuçlanabiliyor. Zaten kişide aşırı derecede aldatılma korkusu var, terk edilme korkusu var. Mesela sevgiliden ayrılmayı bir fobi olarak ya da eşten ayrılmayı bir fobi olarak kendisine tanımış oluyor bu otel sorununa sahip olan kişiler. Zemininde zaten güvensizlik burada söz konusu. Biliyorsunuz çocukluk dönemindeki erken dönem şemalarda bir bozulma meydana geldiğinde yine bu da bunun da eşlik etmiş oluyor. Güvensizlik temeli oluşmuşsa özgüven eksikliği de biraz da buna eşlik edebiliyor. Tabii ki bunun nedenleri arasında da geçiyor. Yine Ve çocukluğa iniyoruz hemen, değil mi? Çocukluk.
Tabii kesinlikle, çünkü çocukluktan itibaren yaşam deneyimleri çok önemli. O oluşan şemalar, mesela çocuk anne babasını gözlemliyor, işte oradaki sosyal öğrenme durumları. Evet. Genetik yatkınlık yapılan araştırmalara göre yok bu otelya sendromunda. Tabii sonraki araştırmalar ne gösterir, bunu hep birlikte göreceğiz, ama genellikle çevresel faktörler ya da onların eşlik etmiş olduğu bazı farklı psikolojik rahatsızlıklar bu otelya sendromu. Değersizlik yaşıyorsa evin içerisinde bir çocuk, anne babasından değersizlik ya da fiziksel, duygusal, cinsel istismar da yaşıyorsa bunlar da olabilir. Çünkü düşük benlik algısı de oluşturan bir şey bunlar. Düşük benlik algısı, hani ilişkilerin devamı için ne gerekli? Özgüven ve güven gerekli. Düşük benlik algısı da varsa zaten kendini kabul etmemiş, sürekli kıyaslayan, işte eşi birileriyle görüştüğü zaman iş veya özel hayatında sürekli kıyaslar, kıskançlıklar ortaya çıkar. Bu da tabii aşırı şiddete neden olabilir. Bununla ilgili senin vakaların oldu mu? Vakan oldu mu hiç? Aslında çok Kıskanç. var. Şöyle, genellikle çift terapisi olarak geliyorlar, ama tek tek önce bireysel terapi tabii ki yapılıyor. Bu süre zarfında kıskançlıkla ayrılma noktasına gelen çiftler oluyor. Ama sanrılı kıskançlık dediğimiz durum çok çok ayrı bir durum. Artık ortada bir herhangi bir neden olmadığı halde karşı taraf partnerini aldatıyor olarak düşünüyor. Yani var olan durumları yanlış yorumluyor. Bu tür vakalar da geliyor. Bir de şöyle vakalar var. İletişim bozukluğu olarak, ortada bir iletişim bozukluğu var çiftler arasında, ama bunu kıskançlık olarak algılanıyor. Mesela böyle vakalar da var. Patolojik vaka dediğim, yani patolojik sarılı kıskançlık dediğimiz vakalar da çok geliyor tabii ki. Bunların öncelikle içgörü terapisi dediğimiz, bireysel terapi dediğimiz, sonra da çift terapisi dediğimiz durumlar olması gerekiyor. Tedavi planı düzenlenmesi gerekiyor. Hatta gerekirse antidepresanlar, antipsikotikler de yine eşlik edebilir. Psikiyatrik Destek olması gerekiyor. tabii. Yani bana da soruyorlar hep, ilaç kullanmalı mıyız? Yani ilaç tabii ki insanı o terapiye hazırlama sürecinde gerekli olabilir, bu tarz şiddet içerikli bir durum varsa. En azından onu o terapiyi alabilecek seviyeye getirdikten sonra terapiye başlanmalı diye düşünüyorum. Hep de bunu savunuyorum. Yani sadece terapi, yani ihtiyaç anında tabii ki vakaya göre de değişir. İlaç ve terapi birlikte olmalı. Bunu çok soruyorlar, sana da soruyorlardır. Çok geliyor. Bazen evet, sadece ilaç kullanıyorum hocam, bu yeterli. Tabii ki yeterli değil, çünkü ömür boyu kullanamayacağımız bir şey. O yüzden o düşünce, duygu yapısını tekrardan yapılandırmak için de terapi şart diye söylüyorum ve bunu da savunuyorum Evet, hocam. ben de aynı şekilde. Çünkü beynin kimyasal yapısı burada çok çok önemli. Bir de bilişsel yapısı çok önemli. Mesela kişinin bazı patolojilerde tabii ki zihnini önce ilaçla kimyasal durumunu hazır hale getirmek gerekiyor. Sonra da bilişsel yeniden yapılandırma dediğimiz psikoterapi ona eşlik etmesi gerekiyor. Sadece psikoterapiyle düzelecek durumlar da var. Tabii ki bunlar da ayrı bir konu. Evet. Yani iki durumda da psikolojik muayene sonucu karar veriliyor. İki duruma da. Otelya Evet. sendromu ile ilgili sorularınız olursa canlı yayında sorabilirsiniz. Kıskançlık. Kıskançlık, kadın erkek ilişkilerinde kıskançlık diyelim. Diğer bir ifade. Sosyal medyada da çok yaşıyorum ve dinliyorum da, bazı programlarda da, haberlerde de. İşte sosyal medyadan birbirini takip etmek, telefon kontrolü gibi. Dediğimiz gibi ilişkilerde güven ve özgüven çok önemli. Özgüven yoksa zaten karşı tarafı ne kadar çok, işte ben sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum Çok sözleri güzel. Evet. duyarsınız. Bu da doğru bir şey değil. Yani o zaman aslında ben sana güvenmiyorum, dolaylı söylenme şekli. Hep bir kıyaslama, işte kendinde bir düşük benlik algısı varsa bu yaşanıyor ilişkilerde. Ama sosyal medyada özellikle inanılmaz şeyler yaşanıyor. İşte birbirini takip etme, hangi resmi beğendi. Gerçi bunu daha çok kadınlar yapıyor ama erkeklerin bu kıskançlık, patolojik kıskançlık seviyesi daha ağır şiddetle geçiyor diye düşünüyorum. Evet, son yapılan araştırmalarda zaten erkeklerde görüldüğü öne sürülüyor, ama tabii ki bu durum yine değişebiliyor. Yani dediğimiz gibi var olan seyreden semptomlar da eğer eşlik ediyorsa, mesela paranoid şizofrenizde kişi bu otelya sendromu dediğimiz kıskançlık ya da morbid
kıskançlık dediğimiz durum yine ön plana çıkabiliyor. Madde kullanıyorsa kişi, alkol Evet. bağımlısıysa bu da yine aynı şekilde. Yani aslında araştırmalar sürekli kendini yenilediği için kesin net ifade kullanmak doğru olmaz. Erkeklerde de kadınlarda da sürekli değişen araştırmalar biliyorsunuz. Yaşanabiliyor. Önce fiziksel belki de hani çok ev içerisinde ilişkide şiddet varsa belki öncesinde fiziksel bir muayene ve ondan sonra terapi kısmı düşünülmeli. Hikaye tabii ki çok önemli. Yani onu bilmek çok önemli tedavide. Neden bu şekilde ya da alkol bağımlısı neden alkole başlandı ya da başka bir durum varsa nedenleri bulunup onun üzerinden çalışma olması herhalde daha sağlıklı olur diye düşünüyorum bu sendrom için. Kesinlikle. Çünkü bireysel hikaye çok önemli kişinin. Bu var olan kıskançlık duygusunun altında yatan sebepler çok önemli. İşte özgüvenden mi kaynaklanıyor? Karşısındaki partneriyle olan arasındaki sağlıksız iletişimden mi kaynaklanıyor? Ya da mesela biz her gördüğümüzü farklı şekilde yorumluyoruz ya, yanlış yorumlayabiliyoruz. Burada önemli olan algıladığımızdır. Mesela bir resim gösterilir bize. O resme baktığımızda ilk gözümüze çarpan renklerdir. Ama sonra düşünürüz ki ressam burada bunu anlatmış, bunu anlatmış vesaire. Gördüğümüzü yorumlayıp Detaya gireriz. algılayabilme yeteneği burada çok önemli. Burada bozulmalar kaynaklanıyorsa, işte dediğim gibi sağ frontal bölgede bozulmalar ya da beyin işlevinde bozulmalar kaynaklanıyorsa, yorumlama yeteneğimiz ve algılama yeteneğimiz burada körelmiş oluyor, zarar görmüş oluyor. Böyle durumlar rastlanabiliyor tabii, kökenine bakmak Evet, yakınlarında var mı böyle kıskançlık yaşayan gerekiyor. falan? Rastlamadım aslında. Hani yani genelde bize şöyle denir ya, yakınlarda işte psikologsun, hadi bir şey yap, bir terapi yap bize Siz falan. yaşadınız mı gibi? Aynen o şekilde. Öyle bir şey söyleyen olmadı şu ana kadar. Ama vaka olarak geliyor genelde, çift terapisinde olsun, bireysel olarak. Hani sende komşumun şuyu var, benim bu yok şeklinde bireysel kıskançlık da geliyor. Patolojik kıskançlık açısından. Çiftler arasında kıskançlık da geliyor. Bu tür durumlarda. Evet, aşırı kıskanç. Genelde işte hep kadınları duyuyoruz. Telefon kontrolü, işte mesaj kontrolü ama bu bizim bahsettiğimiz patolojik kıskançlık biraz da ağır bir hastalık. Sanrılı, artık sanrılar hayaller görmeye başlıyor. Hayalleri. Yani eşi mesela biraz daha işim uzadı dediği zaman işte hemen kurmaya başlıyor. Kurduğu şeye inanıyor. İnandıktan sonra gerçekmiş gibi eşine, sevgilisine de baskı, hakaret ve şiddet uygulayabiliyor. Yani ciddi boyutlarda gerçekten ölümle de Çok kötü. sonuçlanabiliyor bazı vakalar işte. Otello'da olduğu gibi işte önce karısını öldürüyor, sonra sevgilisini sandığı kişiyi Casio'yu öldürüyor, sonra kendi de intihar ediyor. Yani sonuçlar böyle de olabiliyor ki başta söylediğim örnek maalesef öyle oldu. Onunla ilgili hakikaten çok şey vardı. Bir Mutlu Kaya vakası vardı. Kübra'cığım hatırlıyor musun? Evet, Geçenlerde yine televizyondaydı. Yani eski sevgilisi ona zarar veriyor. Yani gerçekten çok güzel bir kız, bir kadın. Ona ben nasıl zarar verebilirim? Yani beni terk etti, işte benim olamadı. O zaman onun hayatını çalacağım. Yani tamamen patolojik kıskançlık, yani Otello sendromunu yaşadığını zaten söyleyebiliriz. evet, zaten bu ikinci sayfa haberleri denilen medya diliyle pek çok haberler buna yönelik aslında. Otele sendromunu aslında içermiş oluyor. Bireysel kıskançlıklar biraz daha düşük mü sanki? Hani onun şuyu var, benim şu yok şeklinde değil de daha çok çiftler arasında bunu görüyoruz sanki. Hani hiçbir haberde ya da gazeteye konu olacak şekilde bireysel kıskançlık değil de böyle çiftler arasında daha çok ön planda vaka açısından. Sen ne düşünüyorsun? Yani hep onları tabii dediğim gibi ikinci sayfa, üçüncü sayfa haberleri maalesef son zamanlarda da çok fazla var. Yani onun sonrasında neler oluyor, neler yaşanıyor tabii bilmiyoruz ama biz son aşamasını görüyoruz. Yani şiddetin en üst seviyesini görüyoruz. Genelde işte ilişkilerde, sevgililerde, eşlerde yaşanıyor. Dediğim gibi kişilerde bu rahatsızlık, hastalık varsa çocuklarına kadar yansıyabiliyor. Yani kısıtlamalar olabiliyor çocuğuyla ilgili ki benim öyle bir vakam vardı. Yani anne o kadar kıskanç ki yani o kadar kurguları var ki işte benden daha iyi
bir anne var mı acaba? Varsa işte benim çocuğum onu görmemeli. Oraya gitmemeli ki akraba ilişkileri olduğunu biliyorum. Çok sık görüşmeleri gerekiyor. Ama kendi çocuklarını hiçbir şekilde akraba ziyaretlerine göndermiyor, kuzenleriyle buluşturmuyor ama bütün işte çocukları kendi davet ediyor ki kendi kontrolünde olsun. Yani kurgu aslında yapıyor. İşte benden daha iyi bir kadın var mı? Benden daha iyi bir anne mi acaba? Öyle olursa benim çocuklarım onunla çok iyi anlaşmamalı şeklinde kurguları sarraları vardı. Böyle bir vakam oldu benim. Tabii yakın çevremde de arkadaş çevremde de bu tarz şeyler yaşayan, bu kadar şiddetli değil de kıskançlık, işte eşini kıskanan ve sevgilisini kıskanan kişiler tanıdım. Hakikaten hayatları zindan oluyor gibi. Sürekli kontrol, sürekli kontrol. Aslında bakınca Oluyor tabii bir düşük yerden sonra. benlik algısı var. Yani kendini yetersiz görüyor aslında. Kendini kabul etmemiş ki. Sürekli işte kıyaslama, beğenmeme, kabul etmeme durumundan dolayı yapıyor aslında. Birkaç böyle tekrar arkadaşlarımla konuştuğumda tabii çok işe yaramıyor bu bilgiler, kabul edilmiyor. O yüzden sadece gözlemliyorum. Evet, mesela şöyle kendini bu durumun içerisinde olup yardım isteme talebinde olan arkadaş çevremizde de yine kabul etmek çok önemli, farkındalık çok önemli, kendinin farkında olmak çok önemli. Mesela bir durup düşünmek, ha bunu ben bu şekilde hissediyorum ama belki daha farklı düşünebilirim, bir yardım alayım şeklinde bir düşünce olması gerekiyor tabii ki en baş yöntem açısından. Arkadaş çevremizden bahsediyoruz elbette. Bunlar çok çok önemli Evet. olur. Çok Çocuklar arasında da zorlanıyoruz. evet, çocuklar arasında da oluyor. Mesela bu nesne ilişkisi dediğimiz çocukluk döneminde oyun esnasında mesela eşyasını paylaşmak istemiyor. İşte karşıdaki çocukla oyun oynadığı, oyun kurduğu kişiyle. Ya da mesela bir grup oyuncak var, ortak paylaşılan oyuncaklar var. Hepsini kendisi olsun istiyor. İşte şu da benim olsun, bu da benim olsun. Mesela tencere tava, hani bilirsin küçük evlilik oyunları vardır çocukların birlikte oynadıkları. Bütün oyuncakları kendilerine toplama. Karşı taraf hiç oyuncak vermeme. İşte hepsi benim olsun şeklinde bir algı. Ya da mesela ben anne olayım, sen çocuk ol şeklinde bir durumda da yine kişi anne rolünü hep kendisi olmak istiyor. Bu sefer ben anne olayım diyor mesela çocuk. Yok olmaz ben olacağım şeklinde. Çocuklar arasında da aslında bu gerçekleşmiş oluyor. Bireysel kıskançlık. Nesne ilişkileri deyince ben çok etkilenmiştim. İrem Hoca'nın dersini sana da gelmiş miydi hoca? İrem Hoca. Ah, çok sevindim. Sınıftan seslerini geçiyor. Çok Her duyuyorsa. evet çok sevimli, tatlı, sevimli, acı. Birçok şeyi bir arada olan bir hocamız da çok seviyor. Çok bilgili ayrıca. Kitapları var nesne ilişkileriyle ilgili. Orada Evet, çok ilginç biliyorum. yani Çok güzel. annenin emzirme dönemindeki olan şeyden çok etkilenmiştim ben ilk 6 aylık süreçte. Geliştiğini, işte ihtiyaçların gideriliyor mu, giderilmiyor mu? Yani orada anne ile ilişkisi çok önemli. Yani orada sağlıklı, güzel ihtiyaçları doyurulduğu takdirde dünyaya bakışı da Değişiyor. değişiyor. Tabii. Dediğin gibi o arkadaş ilişkilerine de yansıyor, sonraki hayatına da yansıyor. İlişkilerine de yansıyor. Bu anne çocuk ilişkisi gerçekten doğumdan sonraki olay da çok önemli. Öncesi de çok önemli. Ama bu işte ilk 6 ay bu emzirme sürecinde çok çok önemli olduğunu İrem Hoca'dan da dinlemek ayrı bir keyifti. Kesinlikle. Seviyorum kendisini. Ben de çok seviyorum ve hatta şeyden bahsetmişti, psikolojik doğum dediği bir durum. Psikolojik doğum çok önemli demişti. Evet. İşte annesiyle olan ilişkisi ve ilk nesne ilişkisi. Psikanalitik açıdan bakacak olursak tabii ki biraz da buraya bağlı. Yani o temeldeki özgüven eksikliği, benlik saygısı, aslında bu kıskançlık, otorite sendromu dediğimiz durumlarla da yine bağlantılı. Tabii çok derine gidecek olursak. İşte Evet. aile ilişkisi, kişinin kendisiyle olan ilişkisi bile burada çok önemli. Kendisini nasıl görüyor, kendilik algısı. Bunların hepsi aslında tanımlıyor. Kesinlikle yani evde bebeklikten itibaren ya da anne rahmine düştüğü andan itibaren istenen bir bebek mi yoksa istenmeyen bir bebek mi olduğu zaten bunu bebek hissediyor. Çocuk Evet. hissetmeye başlıyor. Doğumdan sonraki o emzirme süreçlerinde de
ihtiyaçlar. Yani sevgi ve karnını doyurma ihtiyacı var çocuğun zaten. İki temel ihtiyacı var. Bunlar karşılanıyor mu, karşılanmıyor mu? Ona göre dünyayı algılıyor. Eğer işte bazı insanlar da yani uzmanlar da işte bırakın ağlasın diyor Kübra'cığım. Sen de denk gelmişsindir. Ya, o Geldi. mutlaka susacaktır. İşte orada sevgi ihtiyacı var. Yani ben güvensiz bir ortamdayım. Annemi babamı istiyorum. Benimle ilgili ben sevgi istiyorum. Ve siz onu reddediyorsunuz. Sevgiyi vermiyorsunuz. O temel ihtiyacını doyurmuyorsunuz. Sonra diyor ki çocuk, dünya çok güvensiz bir yer. Güvenemem. İşte ondan sonra büyüyor. İşte dediğin gibi küçükken oyuncak paylaşmama, kıskançlığı, kardeş kıskançlığı da eklenebilir. Üzerine yetişkin oluyor, eşini kıskanıyor ve hastalık boyutuna gelmiş oluyor. Bu akran zorbalığı dediğimiz çocuklar arasındaki durum da aslında biraz buraya bağlı. Bu kapıya çıkmış oluyor. Çocuklar arasındaki iletişim yine aynı şekilde akran zorbalığını da tetiklemiş oluyor. Arasındaki yine kıskançlık çocuklarla ilgili. Bir de çocukların benlik algısı biraz daha farklı gelişiyor aslında. Mesela işte o okul ortamındaki başarı düzeyi. Ben şu soruyu çözdüm, sen şu soruyu çözemezsin, benim gibi yapamazsın şeklinde aralarında küçük minik diyaloglar gelişebiliyor. Eğer bu desteklenirse, tesadüfi bir desteklenme olursa mesela diyelim işte öğretmen tahtaya kaldırdı, bir sözlü yapılıyor. Diğer çocuk bildi ama diğer çocuk bilemedi. Öğretmen orada mesela diğer çocuğa farklı bir şekilde davranırsa eğer burada o pekişmiş olabiliyor. Ya da yine çocuklar arasında pekişirse, bak sen şu soruyu yaptın gördün mü? Bak ben yapamadım. Ya da böyle bir şey olursa yine bu pekişmiş oluyor. Yani tesadüfi bir pekişme olduğunda da bu tetikleyebiliyor. Yaşam tarzımız, hayat hikayelerimiz hepsi iç içe aslında bu sendromun tetiklenmesinde. Derya Hocam hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlarım katılıyorlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Derya Hocam da Yiğit Okulları'nın genel müdür yardımcısı Kübra'cığım. Memnun oldum. Evet, çok başarılı bir yönetici, eğitimci. Takip ediyorum okullarını. Okullarda gerçekten çok başarılı gidiyorlar. Dediğin gibi akran zorbalığı kısmında da öğretmenlerin orada yakalaması gerekiyor çocuğu da. Yani aslında ben hep şunu istedim. Öğretmen akademisi hep açmak istedim. Belki bir gün o denk gelir, yapabilirim. Bunları anlatmak istedim. Yani sadece tabii ki onlar çok önemli görevdeler ama çocuğun gelişimini hep bilsin istedim. Bilmeliler diye düşündüm ifade ederken. Yani çünkü kendi çocuğumda da bazı şeyler. Hasancığım hoş geldin. Hasan Can da çok sevdiğim bir Hoş arkadaşım. geldiniz. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Videoları Evet. tekrar kanalımda aynı zamanda profilimde kaçırmıyorsunuz. Merak etmeyin. Evet. Şey vardı. Akran zorbalığı çok yaşadık. Aynı şekilde öğretmenlerin ifadelerinde de çok sıkıntı yaşadık. Ne kadar etkili olduğunu, çocuğu ne kadar olumsuz etkilediğini gerçekten çok bilmelerini istiyorum. Bu süreçleri hep anlatmak istedim. Çünkü çok sevdiği bir şeyden soğutabiliyorlar, itebiliyorlar. Yetenek kaybolabiliyor, yaratıcılık kaybolabiliyor. Asıl orada yakalamak lazım. Yani bu şeyler, kıskançlık, işte patolojik durumlar gelişmeden önce hem aile içerisinde hem de okul döneminde yakalansın istiyorum ki olumsuz bir şekilde ilerlemesin. Çünkü sonra diyoruz ki bu şiddet haberleri o kadar çok konu oldu ki yani son 1-2 aydır bakıyorum sürekli şiddet haberleri, işte kadınların uğradığı şiddet haberleri, ölümle sonuçlanan maalesef ki haberler böyle sarmal bir yapı şeklinde devam ediyor zaten. Evet, bir de aynı zamanda iş hayatında da bu tür durumlar söz konusu. Çiftler arasından farklı bir durum bu aslında ama şu anda söyleyeceğim. Genellikle çok karşılaşıyorum, bu tür danışanlar da geliyor genellikle. Performans anksiyetesi üzerinden kıskançlık patolojisi yaşayan kişiler oluyor. İş hayatında bu yine kişinin iş yaşamına, sosyal ilişkilerine son derece zarar veriyor. Mesela yöneticisiyle arasındaki olan olumsuz iletişimi ya da kişinin benlik saygısı, buraya kıskançlık sancısı devreye girdiği zaman yine iş hayatını olumsuz derecede etkiliyor.
Bunlar da yine eşlik edebiliyor. Performans anksiyetesiyle birlikte sağlıklı kıskançlık da bir düzeyde etkili olduğu zaman kişinin yaşamını son derece etkiliyor. Tabii doğru seçim. Bu tür vakalar Evet, görüyor mu? sen böyle bir stajda veya herhangi bir çalışma ortamında yaşadın mı? Çalışma arkadaşlarınla böyle bir şey gözlemledin mi? Çalışma arkadaşlarımda değil ama şeyde oldu. Vaka olarak çok geldi. Aynı zamanda son zamanlarda mesela çevremden duyuyorum. Meslektaşlarımın çalıştığı ortamlardan bazı meslektaşlarımın yaşadığı şeyler oluyor. O şekilde ama benim çalışma ortamımda genellikle olmadı. Yani denk gelmedim herhalde. O tür şeyler oluyor. Vaka olarak çok geliyor. Yani bunu söyleyebilirim. Sen çok iyi bir yerdeydin. Zeynep Hanım vardı. Evet. Oraya çok fazla oturuş vaka şu an rastlamadım. Yani daha fazla çift geliyor. Çiftler arasındaki ilişkiler kaynaklı geliyor. Yani böyle bireysel kıskançlık durumları hiç gelmedi. Vakalar genellikle. Çiftlerle alakalı Çok geliyor. Daha çok. evet, iş hayatında çok tabii farklı alanlarda da çalıştığım için bankacılık sektöründe yani birçok kurumsal yerde çalıştım ve hakikaten çok karşılaştım bu tarz şeylerle. Baş etmek çok zor. Onun üzerine zor insanlarla baş edebilmek konusu eklemiştim eğitim programlarıma. Çünkü kolay bir şey değil. İnsanın tüm hayatını, iş hayatını ve özel hayatını etkileyebilecek şekilde yaşanıyor sıkıntılar, stresler. O yüzden o konuyu da eklemiştim eğitim başlıklarıma. Zor insanlarla baş edebilmek. Temelinde hep böyle işte kıskançlık, düşük benlik algısı, narsist kişilik bozukluğu gibi bipolar bozukluk da olabilir. Yani bunu insanlar çok farkında olmuyorlar. Gelgitleri var diyorlar ama neden böyle davranıyor diyorlar. Tabii bunları da bilmek lazım aslında. Esneklik değer olmalı. Evet, bir yorum geldi. Kesinlikle esnek olabilmek çok önemli. Zaten öyle bir dünyadayız. Her günümüz hareketli. Her gün farklı bir haberle uyanıyoruz. Bakın bütün dünya koronadan dolayı, pandemiden dolayı 4 aydır evlerdeydik. Daha yeni yeni dışarıya çıkmaya başladık. Alışma Bütün süreci. hayatımızı değiştirdi. Bütün işler farklı yöne gitti. O esneklik olmazsa, sabit fikirlik olursa zaten bu yeni döneme ayak uydurmak çok zor olur, stres olursun. Bütün hayatını etkiler, iş hayatını, özel hayatını sarmal bir şekilde devam eder. O yüzden esneklik bence yeni dünyanın, yeni yüzyılın bence çok önemli bir kavramı. Herkesin her şeye hazırlıklı B planı, C planı dediğimiz durumları olmalı diye düşünüyorum Kübra'cığım. Kesinlikle meslektaşım. Aynı zamanda kişinin adaptasyon problemi de burada yine motivasyonel bir şekilde çözülmüş oluyor aslında. Her türlü sürece hazır olarak yetişmek ve her türlü deneyimle açık olmak, her türlü deneyime açık olmak burada çok duygusal ve düşünsel açıdan bir güçlük aslında. Bu çok önemli ve kişinin Psikolojik sağlamlık aslında, değil mi? evet, psikolojik açıdan sağlamlık önemli. Bu süreçte yine biliyorsun korona sürecinde depresyon, anksiyete, panik atak vakaları da çok fazla artmış oluyor. Burada yine adaptasyon süreci hiç olmadık bir durumla bir anda karşılaşınca tabii travma olarak Evet. nitelendiriliyor. Bu yine uyum süreci çok çok önemli. Ve Yani psikolojik şu an süreçleri de çok artıyor. Çiftler devamlı evde olduğu için mesela o dönemlerde, evde kaldığımız dönemlerde bu otorite sendromuna sahip olan durumlarda yine tabii ki alevlenmiş oluyoruz kesinlikle bu sendromla. Çin'de boşanmalar artmıştı Kübra'cığım. Bizde durum nedir bilmiyorum ama tartışmaların arttığı kesin. Şimdi engeller var, yani engelleme var bir insana, işte insan sosyal bir varlık olduğu için gezmek istiyor, sosyal olmak istiyor. Bir anda eve kapandık. Stres topluyoruz tabii ki. İnsan da o stresi bir nesneye, bir kişiye aktarması gerekiyor. Evin içerisinde de ilk karşılaştığı kişi eşi oluyor ve öfkesi hani minicik bir olayı bile abartılı bir şekilde yansıtabiliyor. Yani o gerginliği az da olsa ben bile yaşadım. Yani 3 ay boyunca evde olmak, bütün planların değişmesi, ara ara nefes almak gerekti, farklı şeyler yapmak gerekti. Tamamen işe odaklandık ama hani az da olsa yaşadığımı biliyorum, hissettim kendimde de.
Sen nasıl geçirdin, nasıl geçti? Aynı şekilde yani mesela kişinin kendine ayırdığı zaman vardır. Bir de sevdikleriyle birlikte geçirdiği zaman vardır. Kişinin bir kere alışkanlıkları değişiyor. Ben de aynı şekilde mesela geziyordum arkadaşlarımla vesaire. Hani tamamen evde olmak gerekti bu durumlarda. Ama bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalıştım. Tabii ki biliyorsun mesleğimi çok çok seviyorum ve ona daha da fazla vakit ayırdım. İşte makaleler, kitap yazma olsun, kitap okuma Tahmin olsun. ediyorum kaç kitap bitirdin acaba? Artık orası Tahmin kaç edemiyorum. olabilirim, 3-4 kez okumuş olabilirim. Makale yazımları, işte video paylaşımları olsun ya da işte bu online çalışmalar vesaire. Bunlarla geçirmeye çalıştım. Yani hani bir şekilde geçiyor ama tabii ki sağlık burada çok önemli. Bir zorunluluk söz konusu tabii ki. Fiziksel sağlık, ruh sağlığı yani bunların hepsinin korunması gerekiyor. Tabii ki Evet. evde kaldık ama bu bizim sağlığımız için kontrollü bir şekilde alınan bir tedbirdi. Buna uymak da yine bizim sağlığımız açısından olduğu için çok da zorlamadı beni açıkçası. Tabii ki adaptasyon sürecinde biraz zorlanmış olabilirim son aşamalarda ama bunu da tolere edebildiğimi düşünüyorum. Evet, ben de iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Yani araştırarak, okuyarak, tabii senin kadar olmasa da. Rica Bu ederim. sefer online tarafına yöneldik. İşte işlerimizi biraz geliştirdik. Evet. Sen de zaten yeni yerini açtın. İsmi de Evet. çok ilginç yani, çok anlamlı. Evet, Profrontal Danışmanlık ve Psikoterapi Eğitim Merkezi beynin yönetici işlevlerinden en birincisi aslında. Bunu koymak Evet. istedim. Çok düşündüm ne koyabilirim ismini diye. Beyinden yola çıkarak bir isim koymak istedim. Bütün mekanizmayı kontrol eden bir sistem aslında. Kesinlikle muhakeme gücümüzün olması gerekiyor diyorsun. Kesinlikle. Muhakeme edin, olaylara öyle yaklaşın. Evet. Bütün patolojiler de genellikle bu tür süreçten kaynaklandığı için böyle bir isim koymak istedim. Çok araştırdım ama hani ne olabilir falan diye. Bayağı zor oldu isim koyma süreci açıkçası. Pek çok isim alınmış zaten. Daha önceden hani konmuş patenti vesaire. Öyle güzel bir isim aldık. Süper Hayırlı oldu. olsun ya. Çok mutlu oldum görünce. İnşallah bir gün oradan geçerken uğramak Mutlaka isterim, bekliyorum. görmek isterim seni. Mutlaka Sadece beklerim. geçerken değil, hani sadece sana da gelmek isterim. Mutlaka beklerim seni. Birlikte güzel psikolojik sohbetlerimiz olur, paylaşımlarımız olur ki biz Yeliz'le Bilim Üniversitesi'nden tanışıyoruz lisansta, İstanbul Evet. Bilim Üniversitesi'nden. Çok 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 uzun süreli arkadaştık ve derslerimiz denk gelmiyordu lisans döneminde. Çok fazla görüşemesek de yine manevi yakınlığımız çok üst düzeyde olduğu için paylaşımlarımız çok oldu kendisiyle. Kendisini çok çok seviyorum. Ay canım, çok güzeldi. Kantinde buluşmak güzeldi. Soruları konuşmak da güzeldi. Evet, sınav zamanları soru Bildiğimizi aktarıyorduk böyle alt sınıflara falan. evet, çok eğlenceli süreçler. Zaten üniversite yılları herkesin çok farklı geçirdiği süreçlerdi. Bizim de Yeliz'le aynı şekilde geçirdiğimiz güzel Evet. yıllarımız oldu. Görüşüyoruz, arkadaşlarımızla böyle yazışıyoruz. Emine ile geçenlerde, Emine ve Nuray'la yazıştık. Emine de çok güzel gidiyor. Yani böyle güzel çalışmalar yapıyor. Hemen yüksek lisansı bitirdi. İşte o da galiba bir yer açtı diye düşünüyorum görüntülerde. Bayağı emek harcıyor. Yani yurt dışına gidenler oldu. Oradan dönmeyenler var. Doğrudur. Yıllardır orada yaşayanlar var. Görüyorum ama çok mutlu oluyorum. Ecehan şeydeydi, Medipol Üniversitesi'ndeydi. O da başarılı bir akademisyen olacak gibi geliyor, zaten öyleydi. Herkesin farklı farklı yolları oldu ama kopmuyoruz. Grubumuz hala duruyor WhatsApp'tan. Evet, Şey evet. vardı hatta, büt büt atıyor kalbim, hani bütünlemelerde soru paylaşım sayfamız bile duruyor. Doğrudur. Bazen bakıyorum mesela eski sayfalara, üniversiteyle alakalı katıldığımız gruplara falan. Ah diyorum ne kadar eskiler. Sanki insan kendini yaşlanmış gibi hissediyor bir anda ama sonra diyorsun hani çok yakın aslında anılar. Yani Yakın yani. farklı bir şey oluyoruz. Çok eğlenceli günler. Olgun. Evet, olgunlaşıyor. Olgunlaşma böyle bir şey herhalde. Evet, kesinlikle. Ben mesela Benim... şöyle lisans bitirir bitirmez hemen işte başladım yüksek lisansa. Sonra ardından yüksek lisans bitti. Diğer çalışmalar derken işte
Şimdi ofis açma çalışmaları falan derken bir ara insan unutuyor kendini. Ha, şu arkadaş da vardı, bu arkadaşla birlikte konuşalım edelim. Araya pandemi süreci girdi derken bir anda çok hızlı gelişti yani. Her şey hani nasıl olduğunu anlayamadım bile, nasıl gelişti, ne zaman mezun oldum, ne zaman başladım. Çok hızlı gelişebiliyor. Yani kimisi için de bu şekilde geçiyordur eminim ki, ama senin nasıl geçiyor, o şekilde yaşıyor musun hiç? Yani evet, ben de çok farklı alanlarda devam ettim. Okan Üniversitesi'ne başlamıştım. Sonra kavram eğitim kurumlarında rehberlik bölüm başkanı. Aa, oğlum geldi. Hoş geldin. Kızıcığım. Annem hoş geldin. Görüşemedim. Konuğumuz Evet. Evet. O şimdi birkaç gündür görüşemiyoruz onunla. sizde. Böyle misafirlik ziyaret kısmında Biz de burada kuzen mevsim. evet kuzenleriyle güzel vakit geçirdiğini biliyoruz. Özleştik ama evet hoş geldin oğluşum. Evet, Öyle katılıyorum. kavramdaydık. Ondan sonra işte kurumsal eğitimler başladı. Daha çok o alanda gitmeye çalıştım ama tabii ki danışan görüşmesi hep var. Şu süreçte özellikle ergen yaştaki çocuklarla, ailelerle çalıştım. Sınavlar geldi biliyorsun, sınav stresi var, sınav kaygısı. Geliyor. Aynı şekilde pandemi sürecinde olduğumuz için kaygı belki 10 misli arttı çocuklarda. İşte okulların güvenli olup olmaması endişelendiriyor. İşte sorular nasıl olacak? Her şey değişti çünkü online eğitim alındı, online sınavlara girdiler. O süreçlerde çok danışanım oldu. Hatta bugün birisiyle konuştuk. Herhalde yarın acil olarak görüşeceğiz büyük ihtimalle. Aynı şekilde. Böyle geçti. Şu anda da CEO Akademi ile beraber ortaklaşa projelere başladık. Çok güzel. Ankara Merkez Ofis, İstanbul'da ofis şeklinde. Tebrik ediyorum seni. Bakalım böyle gidiyoruz. Çok keyif alıyorum ben. Bu eğitim kısmı o kadar çok insan tanıyorsun ki farklı farklı alanlarda ama hep böyle konu psikolojiye geliyor Kübra'cığım. Evet. Yani hep konuşuyoruz işte psikolog olunca da hemen konu psikolojiye giriyor. Mutlaka. Şöyle bir davranış, evdeki davranış, çocukla davranış daha renkli geçiyor. Ben o yüzden belki de çok keyif alıyorum eğitimlerden. Kesinlikle. Mesela biz de öyle arkadaşlarla birlikte, meslektaşlarla konuşurken diyelim günlük bir film izliyoruz, filmden konuşuyoruz. Mesela mutlaka mutlaka psikolojiye geliyor o konuşma süreci ve daha da keyifli hale gelmiş oluyor. Yani gerçekten güzel aslında mesleğimizden bir şeyler katabilmek ve bununla alakalı yapmış olduğumuz çalışmalar çok çok önemli, çok çok faydalı olduğunu Evet, düşünüyorum. ben çok severek okuyorum, araştırıyorum, öğreniyorum ve aktarmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla aktarma seviyorum. Yani bilgiyi paylaşmayı da çok seviyorum. Analiz etmeyi de çok seviyorum bu arada. En sevdiğim. Aynen. Ve Mesela insanlara faydalı olabilmek. kesinlikle zaten bizim birinci ilkemiz o mesleğimizde. Evet. İnsanlara tanıyabilmek, farkındalık kazandırmak, onlarla ilgili olan iletişimlerimiz yararlı olabilmek, faydalı olabilmek burada çok çok önemli, mesleğimizin sevdiğimiz yönlerinden biri aslında. Çok yönü var da bir tanesi. Evet. Soruların olursa alabiliriz canlı yayınımıza katılan konuklarımız. Eğer daha sonra sorularınız olursa yine bir Konumuz kısmında kıskançlıktı. Otello sendromuydu. Patolojik olarak kıskançlık, sanrılık kıskançlık, paranoya şeklinde kıskançlık, bipolar bozukluğu şeklinde olabilir. Aynı zaman endokrin bozukluğundan da kaynaklanabilir. Hani kullandıkları ilaçların da etkisi olabilir. Tabii pek çok. bunları bilmek gerekiyor. Evet. Onun için psikolojik muayene tabii ki burada çok önemli ve farklı tarzda muayeneler. Çok önemli. Kesinlikle. Psikolojik muayene yine aynı şekilde. Yani pek çok semptomun pek çok durumlara bağlı olduğu süreçler aslında burada söz konusu. Yani tek şundan kaynaklanıyor diyemeyiz. Hani komorbid tanı Evet. dediğimiz pek iç içe geçmiş tanılardan kaynaklanıyor. Çok Yanlış. nedeni olabilir. Yani çocukluktan itibaren olabilir değersizlik algısı kullandığı işte dediğim gibi endokrin bozukluğundan kaynaklı olabilir. Şizofrenidir. Ondan kaynaklı sanrılığı zaten gerçeklik algısı yoktur. Zaten siz ne söyleseniz de
Çok işe yaramaz. O yani düşüncesine inandığı için çok mücadele verirsiniz, anlamlandıramazsınız. O yüzden ciddi bir hastalık, tedavi Başvuru edilmesi istiyor uzmanlara. Gerçekten ciddi sonuçlara yol açan bir problem olarak karşımıza çıkıyor genellikle. şu anda da çıkıyor zaten, haberlerde o kadar çok izliyoruz ki maalesef. Kıskançlık krizinden işte ya benimsin ya kara toprağısın düşüncesi. Bir de şey var toplumda da, hani seven insan kıskanır. Tabii ki dozunda olmalı. Yani az kıskançlık tabii ki ilişkinin devamı için güzel olabilir. Ama bu aşırı kontrolcü bir şekilde ve kurgu üzerine yaşanan kıskançlık patolojik bir durumdur. Yani kişinin sosyal hayatını, ilişki hayatına ve evlilik hayatını zaten olumsuz etkiler. Bir de zaten kıskançlık dediğimizde başlı başına bir patoloji aslında meydana gelmiş oluyor. İşte telefon mesajları kontrol etme, kişiyi takip etme, parfüm arama üstünde ya da saç teli arama gibi ciddi boyutlara varan durumlar meydana geliyor. Ya da ne bileyim çok çok farklı süreçler gelişebiliyor. Bunlar çok önemli. Ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken Öyle süreçler. söyleyince şimdi bir arkadaşımı hatırladım. Yıllar önce aynı kurumda çalışıyorduk. Nişanlı bir çift vardı. Sürekli kontrol ediyor. Yani sürekli arıyordu mesela, işte çıktın mı, geldin mi, arabaya bindin mi, işte direksiyonu çevirdin mi, sola çevirdin mi, sağa çevirdin mi, arabada kim var şeklinde bayağı şey vardı, patolojik bir durum vardı. Sonra ne oldu bilmiyorum tabii ki. Zaten bu gelişerek devam ediyor. Önce mesajları kontrol etme, daha sonra takip etme süreci. Ya da mesela birlikte oturuyorlar, bir film izliyorlar. O filme yapılan yorum bile burada kişiyi kıskançlıkla tetikliyor. Tetikleyebiliyor. Tabii, yani bu gitgide gelişebilen bir durum. Önlem alınması gerekiyor çiftler arasında. Bireysel açıdan da yine önlem alınması gerekiyor. Ciddi süreçlere varıyor zaten. Selamlar, hoş geldiniz. Geldiniz. Selçuk'taydı, Kapital Dergisi'nde yönetici. Evet. Galiba programı bitti. Programlarımız Program çakışmıştı. programın bitti. İzleyemedim hocam. Devamı zaten Yeliz'le birlikte pek çok program yapmayı düşünüyoruz. Evet. Farklı konularla alakalı. İkimizin de uygun bulduğu tarihlerde yine programlarımızın devam edeceğini düşünüyorum. Yeliz'ciğim sen ne düşünüyorsun? Bence de devam edelim, konu belirleyelim, farklı konular olsun. Anlam değerli bir kavram tabii ki, anlamsızlık oluşmalarına gerekir. Bir soru Evet, gelsin sana, teşekkür. görüşüyorum Yeliz'ciğim. Selçuk Bey'cim teşekkür ediyorum. Ben de biraz katılmıştım programına da, 8.30'daydı onunki. Çok güzel konukları var, üst düzey yöneticilerle programlar yapıyor ve çok şey öğreniyorum. Dinlemeye çalışıyorum fırsat buldukça. Değerli bir Soru geldi. kavramdı. Evet. Şu an soruyu okuyamıyorum. Sen görebiliyor musun? Üstte kalıyor Hemen sorular bakalım. bazen. Evet, şey yapabiliriz. Anlamsalık. Değerli bir kavramdı tabii ki. Anlamlandırmak ve anlamlan oluşumların gerekir. Yani tam anlayamadık ama tekrar yazabilir misiniz? Değerli bir Belki kavramdır. kelime düşüklüğü oldu Anlamsal. herhalde. Anlamsallık değerli bir kavramdır demiştim. Evet, Evet, evet. mesela şunu demek istediğiniz, bir duruma yüklediğimiz anlamlar ve bu anlam üzerinden verdiğimiz değer çok önemli ilişki süreçleriyle alakalı. Bunun öneminden bahsediyorsanız anladığımız kadarıyla Tabii evet ki. bu konu çok çok önemli. Bir şeyi nasıl algıladığımız, nasıl yorumladığımız, verdiğimiz değer bu değerin ölçmeleşme sürecine girdiğinde boşanma aşamasındaysa bunun yorumu çok önemli. Bu ilişki nereye gidiyor? Neden bu şekilde aksaklıklar yaşanıyor? Verilen değer mi, güvensizlik mi? Pek çok duruma mı bağlı? Burada verilen anlam çok önemli, yorum çok önemli, algı çok önemli ilişki süresinde. Şimdi anlamlandırmak, doğru anlamlandırmak için de beyin ve ruh sağlığımızın yerinde olması gerekiyor. Tabii ki İşte muhakeme için. o patolojik kıskançlıkta Konu da bu oluyor. beynimizin sağ bölümü işlevini kaybettiyse çok da sağlıklı yorumlayamıyoruz. O yüzden fiziksel muayene burada çok önemli. Yani alkol veya madde bağımlılığı varsa da hakikaten sağlıklı düşünemeyebilir. Doğru anlamlandıramayabilir. Anlam olamadığı için beklenti de farklı olur. O yüzden sağlıklı bir ilişki olmaz.
Öncelikle dediğimiz gibi fiziksel muayene. Onun üzerine zaten terapi kısmı. Bir de zaten terapide şu şekilde bir muayene, psikolojik muayene sonucu bir tedavi planı oluşturuluyor. İşte bu otorite sendromu üzerine söylüyorum. İçgörü terapisimiz durum. Hani bu patoloji neye bağlı? Kıskançlık patolojisi. Bireysel terapi, psikoterapi dediğimiz süreçler bu da çok önemli. Dediğimiz gibi psikotik ilaçlar, antipsikotik, antidepresan ilaçlar yine bu sürece dahil olabiliyor. Yani çok yönlü değerlendirilmesi gereken bir patoloji aslında. Yani tek şu nedene bağlıdır diyemiyoruz. Pek çok nedene bağlı olabilir. Kişinin yaşam hikayesine, travmatik geçmişine de genellikle bağlı olabiliyor. Yani bu psikolojik muayene sonucu ortaya çıkmış oluyor. Tedavisi de yine dediğimiz gibi terapi süreci ve farmakolojik süreç olarak karşımıza çıkıyor. Evet, son dakikalarımız. Yeliciğim, eklemek istediğim bir şey var mı? Ben şunu eklemek istiyorum. Hep insanlar başkalarının değişmesini istiyorlar. Başkalarından beklentileri oluyor ama önce kendimize değer verip sevmeliyiz ki karşımızdaki insanlar da bize hak ettiğimiz değeri ve sevgiyi, ilgiyi versinler diye düşünüyorum. Önce kendimizi iyileştirmeliyiz. Önce kendi değerimizi, çünkü biricik ve tekiz. Başka bizden yok. O yüzden kendimizin farkında olmak, kendi değerimizi aramak. Yani karşı taraftan gelecek bir değer değil. Tabii ki o da çok kıymetli. Önce kendimizin farkında olup her yönümüzle kendimizi kabul edebilmek. Bu da tabii ki özgüvenle ilgili. Ciddi sorun varsa ayrı bir çalışma gerekir ama kişisel gelişim olarak da bu şekilde yaklaşırsak herhalde daha mutlu ilişkilerimiz olacaktır. Yani en azından kendi değerimizi kendimiz belirleyip başkasından gelecek değerle değer biçmeden daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Önce biz tekiz, yani herkes tek ve biricik. Lütfen kendimizin farkına varalım. Kesinlikle, kesinlikle. Ve kişi önce kendisini tanıdığı zaman, kendisine değer verdiği zaman zaten karşı taraflı olan ilişkisine de doğru bakış açısıyla bakmış oluyor. Doğru değerlendirmiş Aynen, aynen. Siz kendinize nasıl değer veriyorsanız karşı taraf da şöyle düşünecektir. Ya evet, bu kendini çok değer veriyor. Ben de değer vermeliyim. Eğer siz değersiz gibi kendinize değer vermiyorsanız o zaman karşı taraf evet bu kendine çok değer vermiyor. O zaman ben de ona değer vermemeliyim. Düşüncesiyle yaklaşacağı için beklentilerimizin tam tersi olabiliyor maalesef. Kesinlikle katılıyorum Yeliciğim. Katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum Yeliciğim. Çok ben çok bir... teşekkür ediyorum. Seni görmek çok güzeldi Kibra'cığım. Eskileri andık. Evet. Kahveli sohbetler, bak kahvemi aldım geldim. Sana misafir oldum. Ben de çayım bitmek üzere zaten. Tam sohbete denk geldi. Çok güzel oldu. Tamam. O zaman benim de Yeliz'in konukları başlığında programım vardı. Bir süredir yapmıyordum canlı yayın. Ama yakında tekrar başlayayım ve seni de konuk alayım diyorum. Çok çok mutlu olurum. Büyük bir zevkle katılırım Yeliz'ciğim. Yine haberleşiriz, programlar yaparız birlikte. Seni gördüğüme çok çok sevindim, çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Hayırlı olsun yeni yerin. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Seni bekliyorum en yakın zamanda, bu pandemi süreçleri düzeldiği zaman inşallah. Tamam canım. Kendine çok iyi bak. Sen de. Görüşürüz. Hoşça kal canım. Hoşça kal.